Evet, arkadaşlar selamlar. Yeni bir Ozan Workout videosunda buradayız. Hemen hemen her yıl yaptığımız gibi bugün de sporcu beslenmesi hakkında güncel kur fiyatlarına göre minimal düzeyde kendini beslemek isteyen, geliştirmek isteyen arkadaşlarımız nasıl bir alışveriş yapmalı ve bu alışverişin fiyat listesi nasıl olacak? Bununla ilgili video çekeceğiz. Çok fazla sessiz konuşamayabilirim veya videoları ara sahneleri kısa tutabiliriz çünkü burada çekim yapmak maalesef ki yasak, fiyatları göstermek yasakmış. O yüzden bakalım, yani şöyle söyleyeyim, videonun konsepti yakalanırsan video biter. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar ilk öncelikle şöyle söyleyeyim, ya bu videoyu siz yokmuşçasına ben kendi bir alışveriş yapacaksam neler almalıyım açısından çekiyorum. Ben şöyle söyleyeyim, bir hindi füme alırım, 75 gram, 2 gün tüketirim yani, öyle söyleyeyim. Ne yapıyor? 38 lira. Haftada zaten 2 kere hindi füme tükettiğimi varsayarsak 38.90'ı kasamıza ekliyoruz arkadaşlar. Bu markadan markaya göre değişkenlik gösterebilir. Aralarındaki en uygun fiyat da Polonez'miş. Yani Namet'e baktığımızda fiyatı sollamış bulunmakta. O yüzden hindi fümeyi bu şekilde, hatta biraz da uygun da bulduk galiba. Şöyle yani en minimalinin minimalini çekmeye çalışıyorum. Şöyle Can da sağ olsun yardım etti. Maret alalım, tamam mı? 34.90 olarak kasayı yenileyelim. Bunu cebe attık. Şimdi devam edelim. Burada havyardır, mavyardır. İstemiyorum, işte gönül isterdi ki somon yiyelim, havyar yiyelim, etle birlikte bir şeyler yapalım. Ama maalesef ki bu tarz reyonlardan uzak durmak gerekiyor. Eğer ki şımarttık kendimizi, almak isteyelim, tamam mı? 150 lirayı kasamıza eklememiz lazım ki bu 150 gram somon fümenin fiyatı yani. Sucuklardan falan uzak duruyoruz. Çünkü bunları yememize gerek yok. Yumurta gördüm burada. Yumurta... Aynen, 30'lu yumurta, orta boy ne yapıyor? 67.50, bu bize bir hafta yeter. Günlük 5 tane yiyeceğimizi varsayarsak 5 çarpı 7 ne yapar? 35 yapar. Bu da 30 tane. Hadi bir günde yumurtayı 5 tane yemedin, 3 tane falan yedin hesabı. 67.50 bir haftalık yumurta stoğumuz için şu an eklemek zorundayız. Yani aralarındaki uygun fiyatlardan bir tanesi bu. İşte diğer markalar var. Gezen tavuk var. Ne bileyim, böyle daha kaliteli markalar var. Bunların da fiyatları 76.50'ye kadar çıkış sağlıyor. Yani arada bir 10 lira fark ediyor ki 10 lira şu an baktığımızda. Yani öğrenci arkadaşlar için güzel bir bütçe. 1 kilo salatalık alabilirsiniz mesela oradan tasarruf ederek. Bir yandan da böyle gizli gizli çekimimizi devam ediyoruz. Arkadaşlar burada ekstra olarak bizim eklememiz gereken herhangi bir şey yok. Sıvı yağ, ayçiçek yağı veya tereyağı sepetimize eklemeyeceğiz. Direkt zeytinyağı alacağız. Zeytinyağıyla birlikte yumurtanızı yapabilir veya pilavınızı yapabilirsiniz. O yüzden daha çok tasarruf etmek açısından tereyağları veya bu tarz yağ gruplarını sepete eklemeyeceğiz. Burada da zaten soğuk mezeler var, sandviçler var. Yani sandviçler her ne kadar dışarıda yemek istediğimizde bize yardımcı olsa da sporcu arkadaşlar için mesela bir KFC'den, hamburgerden daha iyidir. Ama onların da şu an almış başını gidiyor fiyat olarak. 50 lira olmuş ki 50 lira bunu yediğinizde dişinizin kavuğuna yetmeyecek bir fiyat. O yüzden bunları da direkt eliyorum yani. Sana yağlar var, margarinler var. Bunlarla işimiz yok bizim, biliyorsunuz ki. Ama yani şöyle söyleyeyim, şu an bu tarih ayın kaçı? 18 değil mi? 18 Temmuz 2023'te bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar ve güncel kur şu an 27 dolara geldi bugün. Yani 1 lira daha arttı maalesef ki. Buradaki fiyatlar bir hafta sonuna bu fiyatı tutmayacaktır eminim ki. Yani maalesef böyle bir durumdayız. Ben şöyle söylüyorum, geçen yıl bu videoyu çektiğimizde fiyatlar arttı diye üzülmüştüm. Daha da artmayacağını düşünüyordum. Şu an maalesef aralarında 1,5 kat fiyat oynaması var. Yani çok üzülüyorum açıkçası. Ben spora başladığımda bu yulaf ezmesi 4,5 liraydı. Çok iyi hatırlıyorum. 2017'de şoka gittim. Yulaf ezmesiyle tanışmıştım. 4,5 lira ödemiştim buna. Şu an maalesef ki arkadaşlar 33,90 olmuş. Ki günlük 100 gram yediğinizi varsayarsak tamam, bir hafta içerisinde bunu bitirdiğinizi düşünelim. 34 lira olarak da bunu kasamıza şu an ekledik arkadaşlar. Devam edelim. Birazcık da hızlanmak istiyorum açıkçası. Çünkü çok fazla ürünler var. Sütlerden falan uzak duruyoruz. İşte salamdır, sosistir, kaşardır, peynirdir. Bunları yemeyeceğinizi varsayıyorum. Zeytini bile eledim. Ben ki zeytin aile evinde sürekli yiyen birisiyim kahvaltıda. Yoğurtları da eliyorum arkadaşlar. Yoğurt yemenize de gerek olmadığını düşünüyorum. Buradan da tasarruf edelim. Çünkü bu bizim bir haftalık beslenme programımız. Daha 3 hafta var ayın bitmesine. Ay sonunu getirmemiz lazım düzgün bir şekilde. O yüzden ayrandır falan. Belki ayranı haftada bir kere cheat olarak yapabiliriz. Ama içecekler kısmında onu maden suyuyla birlikte törpüleyeceğimizden dolayı şu anlık ekleme gereği duymuyorum. Kefirler, probiyotik yoğurtlar falan, bunları es geçiyorum arkadaşlar.
O zaman bir sonraki reyonda görüşmek üzere. Yeniden selamlar arkadaşlar. Burada güvenlikler ve fazla Migros çalışanı olduğu için seslendirerek çekemedim. Sadece kamerayla çekebildim. Tavuk fiyatlarına ve et fiyatlarına geldik. Kasap reyonuna gidemedim çünkü kasap reyonunda bir çalışan vardı. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar baget vardı. İşte indirim kovalayabilirsiniz bazen. Bazı markalar son kullanma tarihi yaklaşan tavuktur, ettir. Bunların fiyatını gerçekten uyguna çekiyorlar. Bunları takip edebilirsiniz. Burada piliçi bulamadım ama kilosunu da şu an ekran üzerine yazarım size. Görüyorsunuzdur. Bu reyonu da bu şekilde geçelim. Bunun haricinde maden suları var. Maden suları da işte günde bir tane içtiğinizi varsayarsak 21.90 yapıyor. Evet, şimdi arkadaşlar belirli risk bölgelerinde ben videoyu başlatmamaya çalışıyorum. Orada sadece çekim yapacağız ve seslendirme ile birlikte videoyu devam ettireceğim. Garnitür bölümüne geldik. Açıkçası pilavı garnitürle birlikte yapabilir ve burada görmüş olduğunuz gibi bezelyedir, patatestir, havuçtur. Bunlarla birlikte garnitürünüzü çeşitlendirerek, lezzetlendirerek aynı zamanda besleyici olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun fiyatı bir kavanozu 40 liraymış. Bunu da koymak isterim açıkçası. Şimdi gelelim burada yağ tarafına geldik birazcık da. Burada turşular falan var. Çekebilirsin canım aynı zamanda. Bezelyeler falan var. Belki almak isteyen arkadaşlar olabilir. Haşlanmış fasulyedir. Bir aralar haşlanmış fasulyeyi gerçekten çok fazla tükettiğimi söyleyebilirim. Özellikle evde tek kaldığım dönemlerde hani bir bakliyat olsun, vitamin, mineral olsun. Bunları da yemeye çalıştığımı söyleyebilirim. Salataya falan da piyaz hesabı, anladın? Ağzının tadını bilenler yoruma gelsin arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim, bunun fiyatı ne kadar? Görebilen var mı? 16.90. Gayet makul açıkçası, yani alabilirsiniz ve ne kadarmış? 700 gram. Ama içerisinde su var. Süzülmüş olduğu hali 500 gram desek buna. Abi, iyi fena değil. 400 yüzüyorum orada. Yani şimdi ton balıklarına geldik arkadaşlar. Ton balıkları olarak kesinlikle Super Fresh'i önermiyorum. Çünkü fiyat olarak çok fazla, fiyatından dolayı önermiyorum. Marka ile ilgili herhangi bir alıp veremediğim bir şey yok. Bunun dışında farklı muadil markalara yönelmenizi tavsiye ederim. Mesela BİM'deki Derya markası olabilir. Veya aynı zamanda Fide markası olabilir. Görmüş olduğunuz gibi ne var? Burada 80 grammış konservesi. 80, 160, 240 yapar. 3 gün yeter desek. Ne var abi? 60 lira fiyatı varmış. Yani var mı farklı uygun? Mesela Migros'unki var. Migros'unki gramaja bakacağız. 160 tane var abi. 320 yapar. O zaman bundan daha iyi. O zaman bundan alabiliriz. Yani bunun fiyatı hem uygun hem de gramajı fazla. İşte bunları arkadaşlar yani yapmanız lazım. Yapmanız lazım. Öğrenciyiz. Yani minimum ekipmanla maksimum performans almaya çalışıyoruz. O zaman ton balığının fiyatını kasamıza ekliyoruz arkadaşlar. 52,5'muş. Şöyle 320 gram ton balığını ekledik. Gayet de güzel bir protein kaynağı olduğunu düşünüyorum. Gelelim yağlara. Anne, burada bir zeytinyağı markası var ama fiyatı en uygun olanlarına bakmaya çalışıyorum. 1 litre zeytinyağı 174 lira. Şaka mı? 2 litre alamayız çünkü haftalık yetmesi lazım. Hatta bu aylık yeter bu arada bize. Alalım. Yani daha uygun olanı var mı açıkçası? Görmüyorum ama 1 litre zeytinyağını 174 lira 90 kuruşa kasamıza ekledik. Hayırlı olsun. Buradan uzaklaşalım. Migros'un ne kadarmış fiyatı? Şimdi bir kilosu ne yapıyor? 35 lira yapıyor. Günlük 300-400 gram pirinç yesek, tamam mı? Bunu 7 ile çarp. Ne yapar? 2 kiloya tekabül eder. Ki bu minimum. Bir haftada ne yapar baba bu? 35-35 70 lira yapar. 70 lira. Hayırlı olsun. Kanka, buradan hangisini alalım? Spordan çıkmışsın da sen. Yani hangisini alalım? Sen hangi protein barını seviyordun? Bak, burada bu tarz markalar var. Belki seversin. Bakayım yan tarafta neler var. Bak, burada protein tozları var. Belki seversin. Şöyle fiyatlarını da göstereyim. Tamam, burası aynıymış ya. Başka bir şey var mı? Anne, şimdi bak burada meyveler var. Hangi meyveden istiyorsun? Bak 24.90 diyor. Canın ne çekiyor? Söyle bunu lütfen bana. Canın ne çekiyorsa söyle, ondan alayım geleyim ben. Tamam anne. Hadi bay bay. Bak geliyorum. Akşam güzel bir salata istiyorum senden. Tamam. Anne, 1 kilo domates alacağım. Başka bir şey istiyor mu bak? Fiyatlar bu şekilde. Arkadaşlar şimdi son olarak kafeine geldik. Haftalık kafein almak istediğimizde gerçekten böyle ortalama bir kafein düzeyinde ve güzelce keyifle içebileceğiniz bir marka olduğunu düşünüyorum Nescafe'nin. 72.90'mış.
50 gram var, 25 bardak çıkıyor. Ama biz 2 kaşık atacağımızdan dolayı ne yapar? 12 bardak yapar. Bazı deniyorlar var desek, bir hafta içerisinde bunu bitirir. Hadi 1,5 hafta içerisinde bitirsin ya. Ama 72-90'ı da bu maalesef ki sepete eklemiş olduk. Kafein önemli, pre-workout. Daha pre-workout ürünlerine gelmedim. Onun için bu video bittikten sonra eve gelince ayrı bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar videomuzu zor bela bir şekilde bitiriyoruz. Evde videoya devam ettireceğim. Görüşmek üzere. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şu an çekim bitti ve eve geldim. Eve geldikten sonra burada neler eklenebilir sporcu haftalık gıdası hakkında? Eve geldikten sonra birkaç şey de aklıma geldi. Mesela tam burada ekmeğe eklenebilir. İşte meyvesidir, sebzesidir. Bu arada o tarz yerlerde çekim yaparken yakalanmamak için telefondan annemle görüşüyormuş gibi yaptım veya farklı farklı şeyler uydurdum. Gerçekten çünkü bu tarz AVM'lerde çekim yapmak yasak. Nedeni de güncel artan fiyatları insanlara karşı propaganda amaçlı kullanmayın diye. Benim böyle bir niyetim yoktu. Ben bilenler bilir veya bu devlet büyüklerimiz izliyorsa bu videoyu, farklı bir amacım olmamakla birlikte minimum şekilde bütçesi olan arkadaşlara nasıl, hangi ürünlerden ve nereden alışveriş yapabilirler, bunlarla ilgili video çekmek istedim. En son göstermiş olduğum şeyden yola çıkmak istiyorum. Pre-workoutlardan bahsetmiştik. Arkadaşlar bu sadece haftalık bir beslenme alışverişi olduğu için bunun içerisine gainer, protein tozu, pre-workout veya farklı şeyleri katmak istemedim. O yüzden mantıklı olan pre-workout olan kahveyi kullandık. Sebzelerle, meyvelerle ve bizim eklemek isteyip de unuttuğumuz şeyleri de sayarsak haftalık 1000-1250 veya 1500 liraya aya vurduğumuzda da 4000 ile 5000 arasında bir bütçeyle minimum şekilde maksimum performans alabilirsiniz diyebiliriz. Daha bunun eti yok. Ya birçok şeyi eklemedik arkadaşlar ama durumumuz bu şekilde. Umarım en kısa sürede bu düzen bozulur. Yani daha güzel günler görürüz. Videomuz bu kadardı. Daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu gerçekten çok zor şekilde çektik sizler için. Desteklemeyi unutmayın. Stay fit. We'll be right back.